nedenleri nelerdi? Ve sınav kaygısını daha baş etmemeyken durumlar neler? Öncelikle elimdeki ders notlarına çok teşekkür ediyorum. Beni sizlerle buluşturduğu için. Gelelim sınav kaygısına. Sınavlardan korkuyor muyuz? Sınavlarla ilgili kaygı yaşıyor muyuz? Bir buna bakalım. Sınavda dikkat dağınıklığı yaşıyor ve bu yüzden hata sayısını çoğaltıyorsanız, beklentilerin aksine kötü not alıyorsanız, kendinizi çok çalışmanıza rağmen başarısız hissediyorsanız, siz büyük olasılıkla sınav kaygısı yaşıyorsunuz. Bizim bir konuda korkumuzu yenebilmemiz için algı konumumuzu değiştirmemiz gerekiyor. Dışarıya çıkıyoruz, objektif bir şekilde dışarıdan bu konuyu çözüyoruz. Hedef koymadan ödül koyuyoruz kendimize. Bunu gerçekleştirebilmemiz için hayatınızda her konuda ustalaşmanız gerekiyor. Hangi konuda ustalaşmak istiyorsan eğer, o konuyla ilgili çok samimi söylüyorum. Çok ciddi mesai vereceğiz. Birbirinizi motive edin ve birbirinizi yapabileceğini önce kendiniz inanın ve arkadaşlarınıza da yapabileceklerini söyleyin. Birbirinize güzel şeyler söylemekten lütfen çekinmeyin. Çok çalıştım ama 30 aldım, 40 aldım, 50 aldım, 60 aldım, 70 aldım. Çok çalıştım kelimesinin altına 30'u, 40'ı, 50'yi, çok samimi söylüyorum, 80'i bile koyamazsınız. Çalıştığınızın karşılığını anlatıyor burada siz, değil mi? O zaman bir şeyler eksikliyor. Tam olarak bilginin altında yatan, konunun altında yatan bilgiyi ve referansı tam olarak algılamadığınızı düşünüyorum. Çalışmanıza rağmen puana yansımıyorsa eğer işte bu konu üzerinde duracağız. Birinci aşama. Konu hakkında tam olarak bilgiye sahip miyim? İkinci aşama. Bu konuda neler yapabilirim? İkinci aşama konsantrasyon ve odaklanma da çok önemlidir. Öğrenme aşaması. Şimdi ben diyoruz ki konsantrasyonu ve odaklanma. Topla, arabayı çalıştır, ikinci, üçüncü, dördüncü vitese kadar çık bakalım. Hadi sana bırakıyorum, sadece izliyorum. Bir panikleme var. Değil mi? Olur. Hepimiz bunu hissettik. Neden? Öğrenmenin üçüncü aşamada çünkü. Bilgiyi kavramak da üçüncü aşamada. Sürekli pratik, sürekli çözüm, sürekli soru çözmek, sürekli okumak, sürekli tekrar etmek gerekiyor bu aşamadan. Sürekli aracın üstünde olacak ki doğru anda doğru şeyi yapabilsin. Öğrenmenin dördüncü basamağı her şeyi otomatik pilota almaktır. O kadar eminsindir ki kendinden. Üç ne istiyor biliyor musunuz arkadaşlar? Üçüncü basamak. Üçüncü basamak vazgeçmemeyi, güçlü olmayı, arkasında durmayı istiyor. Ve sürekli tekrar istiyor. Planlı olmak istiyor. Konsantre olmak istiyor. Odaklanmak istiyor. Peki bunları yapabilecek misin? Söz mü? Hangi bölüm? Ne istiyorsun? Mühendisimizi bir alkışlar mıyız? Teşekkür ederim. Meslek seçiminde nelere dikkat etmemiz lazım? Kariyerimizi nasıl belirlememiz lazım? Gelecekte istediğimiz her şeye nasıl sahip olacağız? İşte bu dönemlerde özellikle alacağınız karar sizin tüm yaşantınızı değiştirecek. Meslek olmazsa olmaz. Muhakkak bir mesleğimiz olmak durumunda. Evet, bir alanda eğitim alacağız, akademik bir eğitim alacağız. Ardından bir meslek seçeceğiz. Dolayısıyla çok mutlu olacağınız, keyif alacağınız, yeteneklerinizi ortaya koyabileceğiniz, farkındalığınızı ortaya koyabileceğiniz bir meslek seçmeniz gerekiyor. Hayatınızda idame ettirebilmeniz için gerçekten bir mesleğinizin olması gerekiyor. Mesleğini belirlemek istiyorsan önce kendini tanıyacaksın. Kendini tanımadığın sürece mesleğini seçemezsin. Yeteneğini bileceksin, ilgi alanlarını bileceksin. Sağlığın buna uygun mu? Pilot olmak istiyorsun ama kulaklarında problem var. Ya da işte strese gelemiyorsun.
Olmaz arkadaşlar. Bunlar önemli şeyler. Yani fiziksel olarak da o mesleğe hazır olmak gerekiyor. Bir de değerleriniz çok önemli. Şu andaki mesleğiniz öğrencilik. Acaba öğrencilik mesleğinizi iyi icra ediyor musunuz? Ben burasıyla ilgileniyorum. Muhakkak istediğiniz meslekteki bir kişiyle, yalnız mesleğini seven bir kişiyle birkaç gününüzü geçirmenizi tavsiye ediyorum. Yaşamak tam olarak senin için ne ifade ediyor? Yaşamak ne demek? Hocam, bence yaşamak sadece okumaktan ibaret değil yani. Bence eğlenmek yani. Sadece eğlenmek. Evet. Sadece eğlenmek. Peki, o zaman Melike sürekli eğlendiğini düşünmeni istiyorum. Sürekli eğleniyorsun. Evet. 5 yıl sonra ne olacak? Eğlenceden bilemeyiz. Hocam ama okurken de eğlenebiliriz ama işte buna fırsat verilmiyor yani. Sürekli oku derken eğlenmeye zamanı yok. Peki Melike, sen planlı biri misin? Hayır. O zaman şimdi Melike'nin öğrenciliğiyle Özge Hanım'ın öğrenciliğine şöyle bir bakıyoruz. Tamam mı? Ben. Ailem vardı, arkadaşlarım vardı, eğlenmek vardı, dershane vardı, ders çalışmak vardı, sınav vardı ama sınav da vardı benim hayatımda. Hiçbir zaman şımartmadım, büyütmedim sınavı, hiçbir zaman korkmadım sınavlardan ve aynı zamanda eğlence de vardı. Yani benim yaşamımda sadece okul yoktu çünkü o kadar planlıydım, o kadar saatler, o kadar sporumu da yapabiliyordum. Okula da gidiyordum, dersimi de alıyordum, arkadaşlarımla da eğleniyordum, ailemle de kaliteli zaman geçirebiliyordum ve aynı zamanda doğru düzgün bir bölümde seçebiliyordum. Sana tavsiyem şu, planlı olmak, hayatta hep keyif almak, düzenli olmak, ders çalışmaktan keyif almak arkadaşlar. Dersler neden bu kadar çok ezber bilgiden ibaret? Uygulama bilgi de gerekli bence hayatımızda. Hani uygulamaya aynı hiçbir şey yapmıyoruz. Aldığınız her bilgi kesinlikle size geri dönüyor. Hiçbir şeyi boş öğrenmiyorsunuz. Bir yerden bir şey yakalıyorsunuz bu hayatta. Hepinize beni ilgiyle dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Başarılı olacağınızı teşekkür ederim.